Saçınızı şampuanladığınız gün daha güzel görünürsünüz. Gençlerin öz kontrolü daha azdır ve oldukça duygusaldırlar. Psikolojimiz diyor ki, eğer kişi gözlük takıyorsa zekidir. Rüyanızda hayalet görüyorsanız, yeni bir arkadaşlığa veya ilişkiye başlarken dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Psikoloji, ruh halindeki ani bir değişikliğin birini özlediğiniz anlamına geldiğini söylüyor. Sorunlarınızı kimseyle paylaşmıyorsanız zihinsel olarak güçlüsünüz demektir. En iyi tavsiyeyi verenler genellikle en çok sorun yaşayanlardır. Bir kimse küçük şeyler için ağlıyorsa o kişi masum ve yumuşak kalplidir. Huzur istiyorsanız aklınızda her zaman tek bir şey olsun. Asla kimseden bir şey beklemeyin çünkü beklentiler tüm üzüntülerin, acıların, sorunların köküdür. Dünyadaki en zor şey birisiyle ne kadar samimi olduğunuzu anlatmaktır. Sürekli geçmişiyle yaşayan insan ne ilerleyebilir ne de bir geleceği olabilir. Bir kişi size zamanını veriyorsa, hayatının asla geri alamayacağı bir kısmını da vermiş demektir. O yüzden buna değer verin. Bir erkek çok inatçı ve inatçıdır. Eğer bir kadını elde etmeye karar verirse, o zaman onun peşinden koşmaz ama sadakatsizlik onu kırar. Günümüz insanı, rızkının derdine düşerek rızık arıyor ve kendisine rızk veren Rabbini unutuyor. Va, insanların çözemediği sorunları çözer. İyi bir arkadaş sizi her zaman önünüzden bıçaklar, arkadan değil. Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmüyor. Eğer yanınızda oturan kız dupatlasını tamir etmeye başlarsa, onun size bir sinyal verdiğini düşünmeyin sizin kötü görünümünüzden dolayı kendisini kötü hissettiği anlamına gelebilir. Duygusal insanların hayalleri gerçekleştiğinde gözleri yaşarır. Sabah uyandığınızda iki nöbetiniz var ya tekrar uyuyun ve eğlenceli rüyalar görün ya da uyanıp o rüyaları gerçekleştirin. Kalbinizi her zaman beş durumda kontrol edin. Birinci övüldüğün zaman ikinci birisi size sevgisini ifade ettiğinde üçüncü ani zenginlik gelmeye başladığında. Dördüncü kalabalık bir partide birisi, aleyhinizde konuştuğunda beşinci düşmanınız tatlı bir şekilde konuşmaya başladığında.